Olympiakos'la oynanacak olan bir hazırlık maçı, bir dostluk maçı diyelim var idi. Olympiakos Galatasaray'a davette bulunmuştu sayın seyirciler. Maç için Galatasaray İstanbul'dan uçağa bindi, Atina'ya vardı. Atina'da pasaport işlemleri bitti. Pasaport işlemlerinin ardından seçilecek 3-5 kişi, işte futbolcu, malzemeci, yönetim kadrosundan 3-5 kişiye rastgele test yapılacaktı. Bunu yönetim, Galatasaray yönetimi kabul de etti ve oyuncular pasaport işlemlerinin ardından tam şeyden çıktılar. Daha doğrusu çıkmadılar ama o kampüsün içerisinde havaalanında otobüse bindiler. Fakat denildi ki Atina yetkililer, Yunan yetkililer tarafından herkese aşı yapılacak. Ama iki ülke arasında yapılan anlaşmalarda PCR testi zorunluluğu şöyle: 72 saat önce, gelmeden önce test yaptırmanız o ülkeye girişiniz için yeterli. Evet, Galatasaray bütün kadroya, oraya giden herkese test yaptırdı. Öyle gitti. O test sonuçlarını da verdi. Fakat Yunan yönetimi kabul etmiyor bunu. Biz yapacağız illa testi diyor. Galatasaray yönetimi de böyle bir değerli izleyenler, çifte standardı kabul etmedi. Ve yapılan açıklamaların çok küstahça olduğu ifade edildi. Bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapıldığı ortadaydı. Hemen devreye Dışişleri Bakanı girdi, oradaki büyükelçiliğimiz girdi. Büyükelçimiz gitti Fatih Terim'in yanına, oyuncuların yanına değerli izleyenler. Fakat sorun çözülecek miydi bilmiyoruz ama Galatasaray yönetimi dedi ki artık yok. Bu saatten sonra biz burada maç falan oynamayız, biz hemen tekrar geri dönmek istiyoruz. Uçak hazırlandı, tekrar hazırlandı geri dönüş için. Yine sıkıntı çıkarıldı, pasaportlar verilmedi falan. Bir sürü engame. Skandal. Net bir şekilde skandaldı. Yunanistan'ın Türk, değerli izleyenler, Türklere karşı o beslediği, içten içe beslediği sinir, içten içe beslediği aşağılık kompleksi bir kez daha gün yüzüne çıktı. Hele de bu meselede. Yani bu mesele futbol, spor, böyle şeyleri, iki ülke arasındaki siyaset, iki ülke arasındaki sıkıntılar aslında girmemeli ama dediğim gibi Yunanistan bunu yapmayı tercih etti. Sonrasında Fatih Terim bir açıklama yaptı. Yurda döndü bu arada kafile. Fatih Terim'in ve Kaptan Arda Turan'ın açıklamalarına bakalım. Dönme kararımızı aldığımız andan veya bu olaylar olduğundan birkaç dakika içerisinde anında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız, Türk Hava Yolları'ndan İlker Aycı Bey, Genel Müdürümüz ve Büyükelçimiz artı Başkonsolosumuz da orada bizatihi bulunmak üzere, ki birkaç defa Sayın Dışişleri Bakanları adı Cumhurbaşkanımız hiç ilgisini eksik etmedi. Çok da çarpıcı olan pasaportlarımızı istediler. Sorduğumuzda ne için diye, deport edeceklerini, yani işte manasını herkes biliyor. Biz de pasaportlarımızı vermeyeceğimizi söylüyor. Ama bu Galatasaray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum ben bunu. Bunun nereye yapıldığı çok açık. Ne tarz, ne tavır, ne takımın hareket tarzı hiç hoş bir şey değil. Biz bunları ne kaldıracak, ne de boyun eğecek ne insanlarız ne de kulübüz. Dolayısıyla yapılması gerekene karar verdik ve takımımızı alıp döndük. Biz gereği neyse onu yaptık. Yarın da olsa yarın da aynısını yaparız. Damga vurdunuz girmesi için insanları, tekrar geri çağırıyorsunuz. Tam bir komedi. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Bu ayıp bir şey. Hoş bir şey değil. Ben yine söylüyorum, Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Başka konular futbolun içerisinde olması hoş bir şey değil. Ve kimse bize böyle bir tavırla davranamaz. Hiç kimse, hiçbir yerde. Sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi her seferinde belli etmeye çalışıyoruz. Maalesef ki Yunanistan'da da her türlü önlemi almamıza rağmen, bütün UEFA kurallarına karşın PCR testlerimizi yapmamıza, hepimizin negatif olmasına rağmen maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Biz her türlü Yunan yetkililere yardımcı olmaya çalıştık ama maalesef tavırları çok zorlayıcı ve saygısızcaydı.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.